Evet, şu an görmüş olduğumuz laminasyon keçeli baskı. Makinamız 2,5 metre 2,5 metre kasa boyu. Toplam baskı enimiz 320'den 360'a kadar. Silindirlerimizin hepsi fotoselli. Kumaş düzeltme ve keçe düzeltme ayrı ayrıdır. Tepedeki fotoseller sayesinde kenar kontrolü yapabilmektedir. Makinamızın platformun altından silindirin alt yüzeyinden kumaş geçmekte, platformun üst yüzeyinden ise keçe geçmekte. Keçe germe kontrolümüz çatal vasıtasıyla, prediktör yardımıyla yapmaktadır. Keçe germe ayarlarımız ve sağa sola keçe kaydırma ayarlarımız regülatörle yapılmakta. Film ve varak kağıdı ve transfer kağıdı sıkıştırma aparatımız yine hava basınçlı olup sıkılığı barın yükselmesiyle beraber sopa yardımıyla yapmaktadır. Makinamızda 2 adet açıcı bulunmaktadır. Kumaşın arka ve ön yüzünü düzeltme yapar ve diğer makinelerde bu tektir. Bizim makinamızda 2 adettir. 2 adet sopa takma aparatımız mevcuttur. Makinamızın silindirinin çapı 120 santim olup yaklaşık 2,5 ton yağ kapasitesi vardır. Makinamız 260-270 derecelere kadar ısıya çıkabilmektedir. Dokunmatik panelden bütün arızaları, hız bilgilerini ve ısı bilgilerini görebilmekteyiz. Makinamızda günlük çalışma zaman bilgilerimiz vardır. Kendi kendine sabah saatlerinde açar, kendini ısıya ulaştırır. Isıya ulaştırdıktan sonra fotosel yardımıyla beraber keçeyi hiçbir tarafa kaçırmadan sabit ve stabil tutmaktadır. Ayrıca kapatma zamanımız da vardır. Kapatma zamanımızda 90 dereceye indiği an makinemiz otomatik olarak kendiliğinden kapatır. Makinamızda siren sistemi bulunmaktadır. Herhangi bir adi stop, herhangi bir prop arızasında vesaire de direkt alarm ve ışıklı kontrolle uyarı vermektedir. Makinamızın üst tarafında keçe kontrolü yaptığımız bölgede tekrar direksiyon ve çatal kontrolüyle sıkıştırma yapıp keçemizin gergin bir şekilde makineye ulaşmasını sağlarız. Makina serbinimiz çift motorludur. Makine serbinimizi açıyoruz. Makine serbinimiz çift motorlu olup bir taraftan halıyı aşağı doğru indirirken sallama mesafesini otomatik olaraktan istediğimiz mesafeyi açabilmesi için ikinci motorun frekans değerleriyle PLC yardımıyla oynayabilmekteyiz. Keçe kontrolümüz reflektörlü sensör ve fotosel yardımıyla keçemizin kenarını kontrol etmekteyiz. Keçemizin üst ve orta bölümünde bulunan fotosel sayesinde gelen halımızı, bolluğunu ve gevşekliğini otomatik olarak ayarlar ve arka kumanda panelinde bir kişinin daha durmasına gerek yoktur. Makinamız otomatik piston ayarıyla otoseyirden almış olduğu bilgiler doğrultusunda valve ile gelen hava basıncıyla keçe ayarı yapmaktadır. Keçe gergimizde yine aynı şekilde piston yardımıyla yapılmakta. Pistonlarımız 3 ton ağırlığa kadar basabilmektedir. Makinamızın resistans kabinini metal bölümde yapmaktayız. Çünkü
ısıdan dolayı doğacak bazı deformasyonları engellemek için delikli bir sac yardımıyla yaptık. Bu sac yardımıyla kömürlerin ve barakaların ısınmasını engelledik. Ve keçe soğutma sistemimiz mevcuttur. Keçe soğutma sistemi makinamızı devre dışı kapatıldıktan sonra soğumasına yardımcı olan bir borudur. Yarık vardır. İki tarafta üfleme vardır. Üfleme yardımıyla keçeyi soğutur. Makinamızın toplam uzunluğu 4,5 metre, giriş platformundan sallama serinine kadar olan bölümdür. Makinamızın dıştan dışa uzunluğu ise 4,20'dir.